Sehr. Hock. Yat. Web Teknoloji'nin hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere PUBG'nin 18.2 yaması ile birlikte Destiny haritası eklendi ve birçok yeniliği içerisinde barındırıyor. Bu haritada aslında geçmişte olmayan birçok yenilik var. Yükselticilerimiz var, baz istasyonlarımız, benzin istasyonlarımız, yardımcı paraşütlerimiz, işte dronlar, güvenlik kapıları, güvenlik anahtarları, birçok yenilik var. Şimdi bugün bunların hepsini bu videoda birlikte deneyeceğiz. Hazır ver kardeşim, hazır ver. Ver ready. Bataklıkta doğduk arkadaşlar. Sven Parita'nın en üst kısmındayız. Buradayız ve bu arada oyunda bataklık teknesi var arkadaşlar. Burada gördüğünüz sığ, hani biraz yolculuk etmesi zor olan bölgelerde bataklık teknesiyle hem gidebiliyorsunuz hem derin suda gidebiliyorsunuz. İlginç olanı şu ki karada da gidebiliyorsunuz. Hatta böyle 120 kilometrenin falan üstüne çıkıyor suda. Karada 76 kilometreye kadar çıktığını söylüyorlar. Ben şimdi bir tane bulacağım ondan oyunda. Deneyeceğiz. O zaman bataklığa atlıyoruz. Bu arada oyunu size bir an önce sunabilmek için test serverında oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden dörtlü girdik ve yanımızda iki tane tanımadığımız arkadaş var. Hey guys! Ben atladım yanlışlıkla. Sen mi atladın? Ben atladım. Ha tamam. Nereye atlıyoruz? Aynen tam olarak Svamp'e. Yalnız gibiyiz. Ben seni takip ediyorum kanka. İndir beni. Benim bu arada en merak ettiğim şey O12. Oyunda yeni çıkan pompalı tüfeği çok merak ediyorum. Gerçekte de bulunan bir silah tabii ki diğerleri gibi ve dünyanın en hızlı pompalı tüfeği olarak geçiyor ve orta menzile kadar. Normalde pompalı tüfek bildiğin gibi yakından aslında etkili olur. Burada AKM var burada istersen silah bulamadıysan. Biraz sıkarım var. Onu sıkabilecek misin? İnce yapıyorum ince araya. Ya da 62. O12'yi buldum ben. Nerede? Ha elimde A1. Ya bana. İnce bakayım. Yapacağım şimdi, geç karşıma. Oo, bir şey diyeceğim, Friendly Fire var, vurma. Güzel görünüyor bu arada, dur bir. 30 mermi alıyor elinde. Sıksana be. Çoklu ve otomatik sıkabiliyor. Özür! Aklım çıktı çocuk ya. Ve bir O12'de ben buldum. Hemen deneyelim. Bu arada güzel görünüyor ya. Normalde pompalılar biraz ağır görünür ya. Evet, tarımalı gibi görünüyor. Ben burada şeyi sevdim ya, bak. Şunun güzelliğine bak. Şöyle bir açayım hemen. Oo. Kanka sağlam sekiyor bu arada ama. Bayağı sekiyor. Eğer yani spreyi doğru atabilirsen bu kadar loot bana yetti kardeşim. Ufaktan bir keşfe çıkıyorum. Şu map'in yeniliklerini, güzelliklerini bir görelim. İki tane var. Aa tamam abi özür dilerim. Koray sen bizi kurtardın. Çocuklar geliyor kanka bak geliyor. Yaptın sen. Vallahi ikisi birden geliyor. Ben naklen şu an gösteriyorum arkadaşlar. Seni yaktılar hocam. Gel devam bir daha. Evet ufaktan bir vurdular arkadaşlar bizi. Zaten daha elimiz ısınmamıştı o yüzden yere düştük. İlk elin günü olmaz abi. Aynen. Peste kaybeden adam oturuş. Ya oyuncu oturuşuna mı geçtik? Dur ben de gerçek oturuşuma geçeceğim. Tamam ben zaten gerçek oturumdayım. Benim için problem koltukta değilmiş arkadaşlar, ben bunu yeni anladım. Koray top var burada. Aga nasıl vuruyor bu? Koray. Topa nasıl vuruyorlar? Dümdüz koşuyorsun, tekme atıyorsun. Bu kadar. Ya bıraksana çocuk. Şuna bak, Messi gibi bırakmadı. Ya çekil be. Ben de oha oğlum bu çocuk bayağı biliyor tekniklerini falan hocam. Teknikleri bir düz koşuyorlar. Hayır topu kaldırdı, zıplattı bir şeyler yaptı kanka. 3 kişi oyuna tekrar başladık Koray. Ben yine seni takip ediyorum. Ediyor mu? Nereye atlamamız? Baz istasyonları bak görüyorsun. Bu arada map'te çok net bir şekilde görünüyorlar zaten. Aynen bayağı büyük. Onana birini yakınına atlaman istiyorum. Bak burada rüzgar gülleri var. İzmir dağlarında olduğu gibi. Ama baz istasyonunda bir loot bulabileceğimizi sanmıyorum ben. Baz istasyonunda loot yok. Ben baz istasyonunda güzel bir şey göstereceğim. Benim düşündüğümden çok çok hızlı yolculuk yapabiliyorsun baz istasyonunda. Yükselticilerden bahsetmiştik arkadaşlar. Yükselticilerin olayı şu. Bu map'teki birçok yüksek yapının içinde var zaten. Hem içinde daha doğrusu hem de dışında. Bu sayede hani böyle merdivenler kullanarak da en üst kata gitmek yerine tek seferde yükselticileri kullanıyorsunuz ve yukarı kadar hızlı bir yolculuk yapıyorsunuz. Şimdi Kore izle. Beni bekle önce. Yükselticiyi kullan sen bir. Kullanıyorum. Bu arada normal çıktıktan sonra shift'te çok daha hızlı gidebiliyorsun. Görüyor musun? Git şimdi yukarı kadar. Bu arada yükselticide birisi kullanıyorsa yükselticiyi, siz kullanamıyorsunuz, beklemek zorundasınız. Ne yapıyoruz? Böyle çıkar şimdi, çıkar anlayacaksın olduğunu. Ve tekrar şimdi mi söylenir? tekrar paraşütle bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu seni belli bir mesafe kadar götürüyor. Aslında çok mantıklı böyle. Bence de bu arada güzel. Mavi alan gelene kadar böyle bekleyip ondan sonra atlamak vesaire. Daha fazla loot yapmak için zaman tanıyacak bir şey. Koray silah buldun mu? M4 buldum abi. Tamam. Arkadaşlar biz biraz loot yapalım. Birkaç bir şey bulalım. Çocuk poros bulmuş. Bize bunu söylüyor. Sağ ol kardeşim. Kullanmıyorum. Ben roof'ta göremiyorum adamı. Deme. Tak tak yat aşağı. Yalandan vurdum arkadaşlar. Hayır roof'ta gördüm dedi de ben görmedim. Bu arada kanka bir bina etrafında yüksel... Yattım. 210'daydı ya. 210'da. Aynen onun üstünde.
sağ köşesinde bir yerde. Aynen orada gördüm bak. Abi niye yanıma arabayla geliyorsun gözünü sevdiğim? 220 de aşağıda, binanın altında. Böyle şeyle ellerimi yani açtım ve bekledim abi. Abi burada şunu çok merak ediyorum. Eğer ben uçarken burada rüzgar gününe çarparsam ne olur? Çarpsana. Ben de çarparım. Nasıl? Bence çarparım. Senin şaka. Bence çarparım. Hadi. Çarparım. Vurdun. Tak! Aa! 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 Ha ulan. Ama kafaya bir yedim böyle. Evet, çap bizi oldu. Normal zemin diye bıraktı sandım. Çok korktum. Hiçbir şey olmayan bir yeri bizi indirmeyi başardığın için de burada teşekkür ederim. Hiçbir şey yok yerde ya. Oğlum 2 dakika önce kafa attım şey. Hani ne bekliyorsun? Doğru senden. Hani nasıl bir mantık? Aha bak 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 gel, gel binaya çıkan yükselticileri buldum. Tak. Aha havada tutulmuyormuş. Şöyle seriden bir hızlıca. Yani yükselticiler aslında oyunun normal genel akışına göre çok hızlı olmuşlar. Benim hoşuma gitti bu arada, farklı bir yani bakmışmış. Baya keyifli böyle tak diye gidiyorsun, neredeyse anlamıyorsun böyle. Peki tekrar buradan inerken yardımcı paraşütü kullanabiliyor muyuz? Ben bunu deneyimlemek istemiyorum bu arada. Bu ihtimali almayacağım. Şu manzaraya bak be. Şehirlere bombalar. Abi az önce... Aa motorumuz var, gel. Vardı her gel, gece. Aha drone buldum. Nasıl kullanacağım şimdi bunu? Hadi kullanalım bunu. Silah yerine koyacaksın drone'u. Koydum. Şöyle yukarı doğru çıkayım mı? Çatıya çıkalım. Aynen. Gel. Şöyle bir çatıya doğru çıktım. Drone'u da kullanmak istiyorum. Oo. Baksana Koray. Bir şey söyleyeyim mi? Bu mükemmel bir şey ha. Belli bir şeyi var burada, sınırı var. 300 metre mesafesi var. Ama oyun içi mesafe olarak aslında bayağı iyi. Şu an bir alt sokağa bakıyorum. Bak drone maksimum uzaklığa yaklaştı şu an. Baksana be. Artık görüntü gitmeye başladı. Ve tekrar yaklaşmamız gerekiyor. Aşağı yukarı 200 metre falan uzaklaşabiliyoruz. Ben bir adam bulmaya çalışıyorum Koray ama. Kanka şu işaret ettiğim yer, bak şurada koşuyorlar kanka. Aynen. Tam N'deler. Sağa doğru koşuyor, 15'e doğru gidiyorlar. Bak burada burada. Çocuğun ağzına doğru giriyorum bak. Beni görmüyor bu. Sağa. Sağ. Aa özür dilerim. Tam şurada. Tam şu ağacın orada. Bu arada güzel görüntüydü kanka bence, aynen, ne diyorsun? Aynen. Neyse adamın yerini gayet iyi anlamış olduk ama artık drone'umuz yok. Drone'u gidip geri alabiliyoruz bu arada. Geri alırsak tekrar kullanmaya devam edebiliriz. Benim gidip o drone'umu almam lazım. Bak bu arada map'te drone işaretli. Nerede olduğunu biliyorum drone'un. Benle gelsene şu binanın üstüne çıkalım. Direkt ha, hepsini görme şansımız olacak. Yanıma gelebilsen süper olur bu arada. Geldim. Allah! Aa! Nerede? Nerede? Ben çıkarken düştüm. Bana bu arada biri sıktı kanka. Çok sağlam sıktı ama. Öyle bir... Son anda yattım ki yere, görmen lazım. Muhtemelen şu taraftansın. Oy HS'yi. Nereden ya? Çıktı. Ay, çıktı. Atladı. Aa evet tamam. Zıplayıp F'ye basınca paraşüt açılıyor. Bu arada binadan inmek için ya ister yükseltici kullanabiliyorsunuz, isterseniz de direkt yardımcı paraşüt sayesinde tekrar yere inebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir ve özellik. Alan daralmaya başladı ben iner inmez. Mükemmel. Bunun süresine bakmamıştım çünkü. Bütün hayalim drone'umu almaktı. Drone'u da almadım. Çok iyi. Burada. Bayağı vurdum ama bu da bana vurdu. Bir security card arıyorum. Nerededir bu? Koray nerede bu? Aa bulamıyoruz. Atakama. Bu arada çocuk hayallerimi yaşıyor ya. Ne istediysem çocuk buldu ya. Ben bu arada benzin istasyonu buldum. Hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle motorumuza binelim. Ve gördüğünüz üzere bu arada bildiğiniz gibi arkadaşlar map'te benzin bidonları oluyor. Bunları lootlayabiliyorsunuz. Ve benzininiz biterse bunları kullanabiliyorsunuz. Ama artık yeni bir şey var. Burada böyle durduğunuzda şu şekilde F'e basılı tuttuğunuzda 10 saniye içinde benzin dolduruyor. Aa çok güzel olmuş yalnız bu sistem ya. Ama tabii ki beklerken biri sizi vurabilir. Bu durum devam ediyor, bu tehlike. Aldık ya, yakıt tankımız dolu. Ben şimdi kenara çekeyim şu motoru. Motorumuzun başına bir şey gelmesin. Diyelim ki birisi alıyor. Birisi alım halinde. Yapacağınız şey şu. Ve... Patlıyor. Bu yüzden isterseniz benzin istasyonlarını hem benzin doldurmak için, yani yakıt ikmali için, ya da rakipler eğer buraya gelirse onları pusuya düşürmek için kullanabiliyorsunuz. Baya güzel sen yapmışlar bu arada. Benim hoşuma gitti bu arada ama bu arada baya var. Bak hemen karşıda bir tane daha görünüyor. Ve başımız döndü bir tık. Ama kötü tarafı da şu, yani biraz uzun sürüyor alması. Evet, kral geliyor. Aman kim geliyor? Koray biraz sola mı gitsek? Hani yola çıkıyor, krala bak. Basacaksın dağdan tepeden gideceksin. Yok abi risk. Uğraşamam onunla. Bak bu arada Alman güzel bölge. Araba takla atmış lan. Çok güzel yapmışlar lan şunlara bak. Tam yarıda kalmış adam bak.
Airbot bulduk. Go go go. Bir de hemen bunu deneyelim. Evet. Bu bataklık teknesi 5 kişilik bir araç arkadaşlar yaklaşık 150 km hıza kadar çıkabiliyor. Ve karada da gidebiliyor. Karada da yaklaşık 76 kilometreye kadar gördüğü söyleniyor. Deneyelim. Şimdi deneriz. Hemen tak diye bir anda karaya. Çok kötü bir yere mi girdik? Allah. Yapma. Nice. Aa, güzel. Güzel. Hoşuma gitti. Eğlendim. Karaya çıkalım birazdan. Evet, şöyle karada da devam ediyoruz. Diğer tabii ki denizde olduğu gibi çok çok hızlı gitmiyor ama karada da bu şekilde gidebiliyoruz. Sen şu an etrafı sağa sola görebiliyorsun değil mi? Hafif bu arada hani %100 yön veremiyorsunuz. Aa, biri sıkıyor. Koray biri sıktı. Benim elim kolum bomboş ya. Ben oyunu anlatacağım diye. Bende var bir tane dörtlük. Bulursam yerim onu. Ben de bulursam ve eğer AFK ise çok rahat durabilirim. Bu arada arkamızda çocuklar var. %100. Abi komo yapma, ben şurada... Adam var. Nerede? Gerçekten mi? Üstümüzde, ciddiyim. Dön sola dön. Tamam, döneceğim dur. Nereden ölürsem seni. Tamam, şu mavi şeye gidiyorum. 285'e doğru gidiyorum. Burada adam... Ya kardeş, 360 mı görüyorsun beni? Her yerden sıktı be. Oy, nefessiz kaldım. Koray cidden nefessiz kalmış. Baya nefes verdin kanka, derin nefes. Yok mu bu evde 2 saat yatmamız kanka? PUBG'nin şanındandır bak. Yattı mı kalkmayacaksın hocam. Aa, drone da var. Gel, drone kullanırsın. Buldun mu? Aa, gel. Bana ver. Drone tableti. Neredeyiz? Dur, izle. İzle Koray. Gösterme kendini onu. Bak, bak, yattım buraya kanka. Yatış, çıkış. Evet, şimdi bir adam olmana başlayalım. Drone'la, mesela bu item'ı benim almam gerekiyor. Bu şekilde geldim, F'e bastım ve aldım. Ama tek ürün. Alıp tekrar kendime götürebiliyorum. Al kaç yani, çok güzel bir şey. Söyle bu çok arada. Çok fena sıkasım geldi. Sık, sık kanka, sık, göster, ne olacak? Ya hak, yat! Oy! Ne yapıyorsun? Nerede, ben adamı bulmam lazım. Adamı göstermem lazım sana. Bir yere. Nerede oğlum bu adam? Sen oradan bakıyorsun buraya. Adam burada bir yerde olması lazım ya. Aha, gördüm. Kayada arkası, ay kanka, arkasında adam var, bir tane adam var kayada. Ona da vuruyorlar şu an, eğer sen vurmuyorsan. Ben bak, vuruyorum. Naklen ve sadece merdan farkıyla kanka şu an görüyorsun. Bak, adamları naklen gösteriyorum sana. Ben çıkıyorum bu arada. Kanka, arabamız nerede bizim? Motorumuz nerede? Sıkıyorlar, güzel. Bana bir de, ooo ben yedim kanka. Yedin. Ben şöyle bir, tam bir ayak oyunları. Ay, çok tatlı düştün mü be? Helal olsun. Ben delikanlı gibi burada yatıp ölümü beklerim. Adamlara kendimi öldürtmem. Seni de kaldıramayacağım kardeşim. Bak, yapacağım tek şey bu benim. Evet, bekliyoruz şu an. Olsun. Denedik. Çabamıza sağlık ya. Çok evet. Tatlı enseymişti ama. Bu arada security card ve security room'u size göstermeyi çok istiyoruz arkadaşlar. Çünkü içinde daha yüksek seviyede itemler bulunuyor. Ve bunun bir riski olduğu söyleniyor. Bunu görmeyi ve göstermeyi çok istiyoruz ama... Aslında drop gibi bir şey gibi evet. Geliyor benim ya. Aa. Mantıken. Ama yine de gelse bile... Yani onu bulsak bile kart bulamadığımız sürece odayı bulmanın bir anlamı yok. Ah! Security room buldum lan! Yani işte buluyorsun. Buldum. Kitle. Kitle hocam. Kart. Hemen kart. Şifre gir. Bak, başka yöne bakıyorum. Şifre gir. Pala buldum. Gelin lan buraya. Kapısında beklerim gerekirse. Giren biri, çıkan birisi olursa tanıdık şimdi. O kadar şey oldu değil mi? Hayat meselesi. Evet abi. Ben bu odanın önünde beklerim. A few moments later. Adam var. Kanka, odayı bulmuştum. Nerede? Bura nere? Tamam, Skar'dan oraya atlıyoruz kanka. Çık tamam, hemen, devam. Hemen başı takip. Valiz istasyonunu bulursan da oradan paraşüte devam ederiz. Aynen. Ya, yol takip etme oğlum, daha bak, atladılar, bak tak, öldü. Ben arkada oturacağım ya, ben senin sürüşüne tamam, güvenmiyorum. Tamam, arkada otur da bir baksana. Sağda solda adam varsa ezeyim. Güvenliği öğretme, bana güvenlik kartı ver kanka. Ses var. Bu kez araba gibi bir şeyle... Aa, kalabalıklar. Çok korkuyorum lan, nereden? Nereden çok kalabalıklar, seni satsam. Gördüm. Merdan kanka, sıkmak istemiyor Merdan. Ya yerimden sıçradım, aklım çıktı ya. Merdan, senin için alayım mı? Benim başımda da bir adam var. Oğlum bu ne? Nasıl dondu? Kötü oyuncu. Abi adam zayıf burada, mouse'u çekiyorum, tamam mı? Sabitlendim. Aynen. Ve cana bak. Zayıf oyuncu. Can şuradan döndü. Aynen. Oyundan çıkıyorum abi. İşte PUBG böyle zamanlara kadar oynanıyor. Bir anda bir rage quit'le oyundan çıkıyorsunuz. Yoksa oynamaya devam etmek istiyor insan yani. Bu videomuzda arkadaşlar security card aradık. PUBG'nin yeni haritasını inceledik ve ne yazık ki bulamadık. Hemen final yapıyorum.
Yani denedik bu arada. Gerçekten denedik arkadaşlar, gördünüz. Bu arada Koray çıktı oyundan gerçekten ama diğer konularda da gayet güzel bir map olmuş. Bayağı geniş bir map. Ben beğendim, hatta biraz elim soğumuş. Yeni haritayı ben beğendim bu arada, oynarım. Haritayı nasıl buldunuz arkadaşlar? Yeni araçlar, yeni silahlar, pompalı bu arada müthiş. Security kart dışında en azından kendimiz dünya gözüyle görememiş olsak da zaten oynamaya devam ediyor olacağız, belki oyunda karşılaşırız. Onun dışında ya ben de map'i dediğin gibi beğendim çünkü bir tarafta bataklık var, bir tarafta büyük bir şehir var. Evet. Hani bu ayrımlar ve genişlik çok güzel olmuş. Tabii ki alan daralırken daha fazla yerden geçeceksiniz, daha fazla adama karşılaşma şansınız var. Bu arada harita gerçekten çok büyük. Hani çok fazla keşfedilecek yer var arkadaşlar. Biz bunun sadece birazını yapabildik sizin aynen için. Tabii ki hep beraber oyunu oynamaya devam ederiz zamanla. O zaman başka bir web tekme videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.